Şimdi benim TEDAŞ mağduriyetim bu 3-4 yıldır devam ediyor. Daha evvel ilkinde gelip ben kaçak kullandım. Gelip cezamı yazdıra cezamı ödedim. Ve daha sonra tekrar cezalar devam etti. Ben kaçak yapmamama rağmen, ellerinde görüntü olmamasına rağmen adam tekrar beni ceza işleme tabi tuttu. Ben ödemeyeceğimi belirttim onu kendilerine. Buna karakola gidip tekrar icra verdiler. İcra yoluyla tekrar geldiler benim evime. Dilekçe gittim, ifademi verdim. Tekrar ben de bir dilekçe verdim. Benim dilekçem dikkate alınmadı. Kendilerinin verdiği şikayetçi oldukları konuda beni karakola çağırdılar. Gittim, ifade verdim. Mahkemelik oldum ve avukat TEDAŞ'ın kendi avukatıyla görüştüm. TEDAŞ'ın kendi avukatını hiçbir suretle bu ceza affı veyahut da silinmesi, haksız bir cezanın olduğunu ve kendisi de farkındaydı konuşmaları yani şeyle. Yalnız adam değil bunu ödeyeceksin. Başka çaren yok. Mahkemeye gittik. Gidene kadar da yani daha önce bir mahkemelik bir durumum da olmadı. Ben götürdüm bütün şeylerini ödedim. Bütün mahpusları borçlarını mahkemeyle uğraşmamak için. Borç harç ettim. Götürdüm ödedim. Adam mahkemeye gittik. Hakim sordu. En son dedi işte 5 yıla kadar herhangi bir suça karışmazsanız bunu affediyoruz. Ben de kendilerine orada belirttim. Dedim ben bütün borcu zaten ödemişim. Dedi borcu ödemişsen sıkıntı yok. Dava kapandı. Bunlar tekrar takibinde tekrar bir daha ceza yazdılar. Bu sefer formalite görüntüler falan çekmişler. Panonun sigortalarının saatin fotoğraflarını görüntülerini almışlar ama pano zaten kilitli olduğu için anahtarı da TEDAŞ'ın kendisindedir. Bina yetkilisi veyahut da bina sorumlusu herhangi bir anahtar bulunmamaktadır. Sadece şartel bölümünün kapağı açık ki orası da sadece şartelin olduğu bölüm, oradan herhangi bir müdahale edilmiş. Şartel evin içerisinde bir kısa devre olduğu zaman sadece şartel kaldırılıyor. Başka da bir işe yaramıyoruz. Geri kalan kısmı hepsi kilitli, anahtarı da TEDAŞ'ın kendi personelindedir. Yani bunun yani bilmiyorum nasıl söyleyeyim, yani bunu nasıl dile getireceğimi de bilmiyorum. Bence birilerinin buna dur demesi lazım. Çünkü ben oradan edindiğim bilgilere göre TEDAŞ kestiği hükmün geri dönüşü olmuyor. Neye hüküm verilmişse onu sen cezasını çekeceksin. Ben kendilerine de belirttim. Yargıya gideceğimi de söyledim. Adam diyor ki istediğin yere git. Bu ceza kes yazılmışsa sen bunu ödeyeceksin. Yetkililere bu personelinin ondan sonra ilgili kişilerin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Yani bu üçüncü defadır bana kaçaktan dolayı cezai işlem uygulanıyor. Ve her seferinde cezalar fazlalaşarak bize fatura ediliyor. Ve bunu da benim maddi imkanlarım da yok. Ben ödeyemiyorum. TEDAŞ yetkililerine söyleyeceklerim bunlar. İlk ceza 1200 falandı. İkinci ceza 1700, 1600, 1700 o civarlarda bir cezaydı. Şu anki ise 2500'ün üstünde. Yani gittikçe artıyor yani. Artı bu ayki faturam fazla geldi. Ben geçen gün gittim itiraz dilekçesini verdim. Oradaki yetkili arkadaşa da ben söyledim. Ya ben bu kadar elektrik tüketmiyorum. Niye 170 lira, 180 lira civarı bir fatura gelmiş? Dedi abi sen kaçak kullandığın için şu anda sistemde gözüktüğü kadarıyla yani. Kaçak kullandığın için şu an kaçak parasını ödeyene kadar gelen faturalar 2 ile çarpılıp senden parası alınıyor. Yani bu bir haksız kazanç yani. Ben normal faturamı ödeyemezken adam bir de 2 ile çarpıyor. Kestiği, uyguladığı cezayla demek ki şey olmuyor, tatmin olmuyor. Daha fazlası diyor ben nasıl vatandaştan çıkarırım. Son olarak bu tür sorunlara yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum. Bu şekil bir mağduriyetlerin olmaması için yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum.